Evet, herkese merhabalar arkadaşlar. Bir başka PHP dersimizde beraberiz. Bu PHP dersimizde sizlerle birlikte PHP'de form denetimlerine bakacağız. Form işlemlerini gerçekleştireceğiz. Bir form ile kullanıcı bilgilerimizi alıp PHP ile bunları sınayıp ve gözden geçirip kullanıcıya dökümünü vereceğiz bilgilerin PHP ile. Dilerseniz hemen başlayalım. Bunun için gerekli olan bir index.php dosyam gerekli. Bunu hemen açıyorum ve yazmaya başladım. Öncelikle benim bilgilerimi almam için gerekli olan bir formum oluşturuyorum. Formumu oluşturuyorum. Form action diyorum arkadaşlar ve formun gideceği yere gönder.php diyorum. Gönder.php. Evet. Metoduna da burası önemli. Metoduna da post diyorum arkadaşlar. Post. Evet arkadaşlar, bu HTML taglarını bilmeyen varsa internetten olabilir. Geçtiğimiz derslerde de belirttiğimiz gibi PHP kodlarımızın içine HTML taglarımızı gömebiliyorduk. Ya da hiç PHP yazmazsınız. Direkt HTML'de yazabilirsiniz. Burada bilmeyenler için biraz açıklayayım. Formun action'ını, yani formun gönder butonuna bastığımızda gideceği yeri belirtiyoruz. Gönder.php'ye gidiyor ve metot olarak postu belirtiyoruz. Get yazarsak PHP'de de get metodunu kullanmak zorundayız. Evet, bir form oluşturalım hemen arkadaşlar. Adınız input deep eşittir text diyorum arkadaşlar. Daha sonra bu name'ler önemli. Name'ini de veriyorum. Bu name'leri çünkü PHP'de kullanacağız. Tekrar. Name'ini at dedim, gördüğünüz gibi bir metin kutusu oluşturdum. Ardından hiç uğraşmadan şuraya isim aldığı için soyadınız diyorum arkadaşlar. Ve aynı şekilde bu sefer şifre metin kutusunu yapacağız. Şifre diyorum buna da arkadaşlar ve tabii ki teksti password yaparız ve bu şekilde gireceğimiz alanlar başkaları tarafından görünmez hale gelir. Evet, şu şekilde 3 tane metin kutusu yaptım ve son olarak da bir de formumu göndereceğim bir butonuma ihtiyacım var. Bunun için de submit kavramını kullanıyorum. Bunu value ve bunun name'ine gerek yok. Value olarak da gönder diyorum arkadaşlar. Gönder. Evet. Bu şekilde bir formum var. Artı olaraktan yanına da bir temizle butonu koyabiliriz. Reset. Evet, gördüğünüz gibi bunlar tamamen PHP taglarımız bizim. Şuraya da yatay çizgi atalım. Bunlar HTML taglarımız. Herhangi bir PHP kodu yazmadık şu ana kadar. Sadece bir formla alabileceğimiz bir, bakalım hemen olmuş mu diye. Şuradan PHP dersler diyorum. Evet, gördüğünüz gibi böyle bir formumuz var. Tabi gönderin değerini değiştirmedik. Şunu temizle diyelim arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi formumuz tamam. Şu anda bununla işimiz bitti ve bunu kapatalım. Ayrıyeten şimdi PHP kodlarımızı yazacağımız ayrıyeten gönder nokta PHP dosyamıza bizim ihtiyacımız var. Ama bunda da PHP tagımı direkt açıyorum ve hiç unutmadan kapatıyorum arkadaşlar. Arasına tabii ki bildiğiniz gibi PHP kodlarımız gelecek şimdi. Ne gerekli bana arkadaşlar? Hemen bakıyorum buradan. Bir değişken atmam gerekli değil mi?
Değişkeni atıyorum. Post ile aldığım için, burası önemli biraz. Post ile aldığım için metot şurada arkadaşlar. HTML taglarımda. Post ile aldığım için PHP'de de post ile bunu değişkene atamak zorundayım. Bu bir zorunluluk arkadaşlar. Hemen genel kullanımı yazalım. Post bu şekilde yazılıyor arkadaşlar ve köşeli parantezimi açıyorum. Tek tırnak at. Evet, size önemli dediğim yer burasıydı. Çünkü adı burada ben ismi ve name olarak verdim. Burada da bu isimle çağırıyorum arkadaşlar. Evet, yine bir başka değişken. Soyadı değişkenimi yazıyorum ve burada da post ile aldığım için aynı şekilde post yazıyorum ve köşeli parantezimi koyuyorum. Buna da soyad demiştim arkadaşlar. Soyad yazıyorum ve tabii ki tırnaklarımı unutmuyorum. Buraları önemli. Herhangi bir tırnak hatası yaptığınızda arkadaşlar bütün kodlarımız çalışmayacaktır ve PHP zaten çalıştırdığımızda hata verecektir arkadaşlar. Evet, burada tekrar son olarak şifre ekranımı, şifre değişkenimi yazıyorum. Tekrar kapatıyorum. Bakın burada bir kontrol edelim. Ad, soyad ve şifre olarak oluşturmuşum. Evet, ad, soyad ve şifre name'lerimi bu şekilde aldım. Şu anda benim PHP'm. Değişkene atadım bunları ve bu değişkenleri artık kullanmam gerekiyor arkadaşlar. Bunu da echo komutu kullanarak dilerseniz yazalım. Diyelim ki arkadaşlar H2, yani başlık belirtiyorum burada biraz büyük yazsın diye. H2 ile oturum bilgilerimiz diyorum arkadaşlar. Bilgileri biz. Evet, oturum bilgilerimizi diye bir yazı yazdık. Ardından ne yapabiliriz? Bunu alt satıra geçirelim arkadaşlar. Aynı satırda olmasın ve artık ekomu bitirebilirim. Artı olarak aşağıda şimdi en önemli can alıcı noktaya geliyoruz arkadaşlar. Burada da yazdıralım arkadaşlar. Hoş geldiniz yazdıralım. Hoş geldiniz. Burası önemli. İki nokta. Şimdi benim aldırdığım, yukarıda ne aldırmıştım arkadaşlar? Adı adlı değişkende benim ad bilgilerim var. Artık ne girildiyse bunu da hemen kullanıyorum ben. Bold yaptım. Siz isterseniz italik yapabilirsiniz. Hatta italik de yapalım arkadaşlar. Adı değişkenini kullandım. Hoş geldiniz. Adı boşluk bıraktım. Ve burada soyadı dedim arkadaşlar. Bu bana ne yapacak? Hoş geldiniz. Artık kim girdiyse adını soyadını yazdıracak bana. Bir aralarında tabii ki de bir boşluk bırakarak arkadaşlar. Evet. Bu şekilde yazdırdım. Aşağıda arkadaşlar şöyle bir şey yazdıralım. Dilerseniz. Şifre bilgilerinizi yazdıralım arkadaşlar. H2. H2 ile tekrar. H2 ile şifre bilgilerinizi yazdırıyorum arkadaşlar. Şifre bilgileriniz ve aşağıda aynı echo satırında olduğu gibi, tabi burada tırnakları unutmuyoruz. Aşağıda aynı yukarıdaki echo komutlu olduğu gibi mevcut şifreniz yazıyorum ve şifre değişkenimi işte burada kullanıyorum arkadaşlar. Şifre değişkenimi burada kullanıyorum. Tabii bunu da bold ve italik yaparsam arkadaşlar, şuradan direkt alalım bunu da. Bold ve italik yaparsak bu şekilde sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Evet, şu anda tagları kapatalım ve evet, şu anda PHP kodlarımız da bitti arkadaşlar. Bunu da kaydedelim. Bakalım, şimdi herhangi bir hata gözükmüyor. Ben göremedim.
Bakalım şimdi çalışacak mı arkadaşlar? Hemen şurada tekrar yenileyelim. PHP dersler diyelim arkadaşlar. Burada evet Fatih diyelim. Soysal diyelim. Şifrem de Fatih 123 olsun arkadaşlar. Gönder diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buraya kadar sorun yok. 9. satırda bir problemim var. Hemen 9. satırıma geri dönüyorum arkadaşlar. Şuradan bakalım. 9. satırında gördüğünüz gibi burada bir boşluk var herhalde. Evet, şifre yazmışız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şifresi olacak. Şurada. Bunu kaydettim. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Geri geliyorum, yeniliyorum. Gördüğünüz gibi yine Fatih yazdım. Yine soysal yazdım. Bu sefer Fatih soysal 1 2 3 olsun şifrem arkadaşlar. Gönder diyorum. Evet, şu anda herhangi bir sıkıntı çıkmadı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oturum bilgilerinizde de hoş geldiniz. Fatih Soysal şifre bilgileriniz mevcut bilgilerimizde burada çıktı arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi şu anda çalışıyor kodlarımız. Herhangi bir sıkıntı yok. Herhangi bir sıkıntıya yer vermedik. Evet, bir video anlatımımızın daha sonuna geldik. FatihSoysal.com'dan ayrılmayın. Mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.